Evet, selam herkese. Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüne karşınızdayım ve uzun zaman sonra gerçekten büyük haberler dolu bir bölümle karşınızdayım. Gerçekten çok fazla haber var ve bunların belki de en büyüğüyle başka bir video konusu olan bir haberle başlayalım. Yani ayrı bir video çekmeyi de düşündüm aslında ama Marvel Haber ve Söylentilerine yer vermeye karar verdim. Sonunda My Time to Shine, Halo, hem Kang Dynasty hem de Secret Wars'un kısaca konusunu paylaştı diyebiliriz. Tahmin edildiği üzere yani benzer, tahminlere benzer bir konu paylaştı ama şimdi o konuyu konuşalım. Kang Dynasty filminde 616 yani bizim ana evrenin Avengers ekibi Kang Konseyi ile savaşır ve kaybeder. Secret Wars filminde ise TVA 616 Avengers'ı kurtarmak ve Kang'leri sonsuza dek yenmek için Tobey Maguire'ın Spider-Man'i, Hugh Jackman'ın Wolverine'i ve Ryan Reynolds'ın Deadpool'u da dahil olmak üzere topladıkları Multiverse Avengers adında ekibi gönderir diye bir paylaşım yaptı. Şimdi Kang Dynasty'de tabii ki de bizim yani hiçbir bu eskiden süper kahramanı canlandıran oyuncuların geri dönmeyeceğini tahmin ediyoruz. Tobey Maguire, Hugh Jackman hiçbiri olmayacak. Şimdiye kadar işledikleri Multiverse Saga'da işledikleri karakterler Kang'lerle savaşacak. Kaybetmesi ise biraz fazla Infinity War Endgame ikilisine benzeyecek gibi duruyor ama bu çok tercih edeceğim bir şey değil açıkçası. Çünkü Kang Dynasty'nin Infinity War kadar etki yaratacağını düşünmüyorum. Bence Infinity War Endgame'den daha iyi bir film. Kang Dynasty Secret Wars'tan iyi olabilecek bir film değil kesinlikle. Kaybetmektense kazanıp Secret Wars için başka bir tehdit yaratmaları, Kang'lerin yok olmasıyla başka bir tehdidin ortaya çıkması daha mantıklı olabilir. Beyonder'ın Secret Wars'ta kötü olacağına dair haberler vardı. Beyonder ortaya çıkarsa daha ilginç bir şey izleyebiliriz. Doktor Doom çizgi romanlarda yer alan bir karakter ama hiç girmemeleri daha iyi olacak. Ona Secret Wars'ta tabii ki de bu karakterler geri dönecek. TVA'in Deadpool 3'te bir süper kahraman topladığını göreceğiz büyük ihtimalle ve o karakterlerin, o süper kahramanların Secret Wars'ta olaya dahil olması en mantıklı. O böyle olacak büyük ihtimalle. Sadece Kang Dynasty dediğim gibi yine yani Infinity War'da olduğu gibi kaybedilmesi de bir eksi. Zaten Kang Dynasty bence o Kang Dynasty'de yer alacak çoğu kahraman Infinity War'daki kadar sevilmiyor ve umurunda değil fanların. Yani birkaç karakter sadece Spider-Man, Daredevil gibi bazı karakterler gerçekten fanların umurunda. Öleceğini düşünüyorum birkaç karakterin Kang Dynasty'de. Bununla ilgili de bir video çekmek istiyorum aslında ama mesela Hulk'ın Kang Dynasty'de ölebileceğini düşünüyorum. Zaten hem She-Hulk hem de Sakaar geldi. Hem bir olayı kalmadı yani World War Hulk'a girmeyecekler gibi duruyor. Yani dediğim gibi bu konu hakkında ayrı videolar çekme fikrim de var. O yüzden fazla girmeye gerek yok. Zaten yeteri kadar girdik ama Kang Dynasty eğer Infinity War'daki gibi olursa zaten bence büyük bir etki yaratamayacak. Hiç yaratamayacak. Secret Wars ama kesinlikle tüm zamanların en büyük fan servisi içeren ve en büyük en fazla kişi yapan filmi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani çok fanların sevdiği isimler bunlar. Tobey Maguire, Hugh Jackman ve daha fazlası da geri dönecek büyük ihtimalle. Şimdi Loki sezon 2 ilk bölümüyle yayında güzel bir bölümdü. Nasıl videosunu çıkar karttan seyredebilirsiniz. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun yanı sıra Loki baş yapımcısı Kevin Wright da hedeflerinin Thor ve Loki'yi yeniden bir araya getirmek olduğunu açıkladı. Bunun için yani en iyi yer ya Loki sezon 2 ki olacağını zannetmiyorum büyük ihtimalle Sızar'dı. Ya da Kang Dynasty. Kang Dynasty'de böyle bir olayın olmasını bekliyorum. Ben Thor ve Loki'nin tekrardan bir araya gelmesini sadece eğer Loki Kang Dynasty'de Thor'la tekrar bir araya gelebilecekse TVA'in Kang Dynasty'de neden olaya el atmamasını nasıl açıklayacaklar onu merak ediyorum. US Copyright Office sitesinde bazı Marvel dizilerinin yaklaşık olarak çıkış tarihleri bildirildi. Yer alacak isimler,
sinopsisleri falan da yer alıyor ama şimdi ilk başta çıkış tarihlerine bakacağız bazı dizilerin ve birkaç bilgi vereceğim onlarla ilgili. Size Agatha dizisi, şu anda ismi Agatha çünkü büyük ihtimalle yeni bir şey ekleyecekler oraya. 14 Eylül 2024'te yaklaşık olarak çıkması bekleniyor. Spider-Man Freshman Year animasyon dizisi 2 Kasım 2024'te ve What If'te Spider-Man'i Peter Parker'ı seslendiren isim geri dönecek. Bu proje için heyecanlıydım ama yani farklı bir evrende geçeceği için çok fazla heyecanım kalmadı açıkçası. Daredevil Born Again Ocak 2025 diye yer alıyor. Yani 2025'in başına ertelenecek büyük ihtimalle bu grevlerden ötürü. Belki bir ihtimal hani 6 bölüm 6 bölüm 6 bölüm diye yayınlanacağına dair haberler vardı. Belki 2024'te bir parçası yayınlanabilir. Ayrıca oyuncu kadrosunda John Bernthal de yer alıyor. Zaten Punisher olarak geri dönecek kesin diyebiliriz. Iron Heart ise yani neden bu kadar geç tarihe sarktı bilmiyorum ama 3 Eylül 2025'te yaklaşık olarak çıkması bekleniyor ve Sacha Baron Cohen da yer alıyor oyuncu kadrosunda. Mystery Man yani gizemli adam ismiyle yani büyük ihtimal Mephisto çıkacak o. Büyük ihtimalle bu kadar ertelenme sebebi Armor Wars'la birlikte yani peş peşe çıkarmak istemeleri. Ama böyle de Wakanda Forever'dan sonra yani 2022'de çıktı Wakanda Forever. 3 sene sonra çıkmış olacak. İşte bu sagada Marvel'ın biraz plansız gittiğinin göstergesi. Tabii ki de pandemi girdi, grevler girdi şimdi araya ama yine de bir plansızlık söz konusu. The Marvels, MCU'nun gelecek filmi 10 Kasım'da vizyona girecek. Salı günü biletler satışa sunulacakmış ama Türkiye'de her zamanki gibi biraz daha geç satışa sunulur diye tahmin ediyorum. Birkaç spot da yayınlandı ama açıkçası filmle ilgili çok fazla takip etmiyorum. Çıkınca bakarız. Yine My Time to Shine Halo'ya göre Gaia, Secret Invasion'da gördüğümüz Gaia beklenilenden erken dönecekmiş ve Britanya bir ekibe liderlik edecekmiş. Zaten finalde gördük Sonya ile bir ortaklık yapacak gibiler. Britanya'nın da yeni süper kahramanlarını göreceğiz büyük ihtimalle. Onlar da kendi Avengers'larını oluşturacak büyük ihtimalle ama zaten Gaia yani ekibe ihtiyacı var mı? Çok güçlü zaten. Nasıl olacak bilmiyorum ama Gaia'yı bir şekilde öldürmeleri gerekecek bence. Çünkü tüm karakterlerin birleşimi çok güçlü ya da ona Superman'in kriptoniti gibi bir negatif yön bulmaları lazım ama nasıl bulacaklar onu da bilemiyorum. Gaia sevdiğim bir isim ama Emilia Clarke karakteri nasıl işleyecekler bilemiyorum açıkçası. Can We Get Some Toast? What If sezon 2 bölümlerini paylaştı. Bölüm isimleri böyleymiş. Değişebilir. İsimleri de size söyleyeceğim ama konuları da konuşacağız biraz. Can We Get Some Toast'un paylaştığı sırada konuşacağız bölümleri ama tabii ki de sırası değişebilir. Nebula Nova Corps'a katılsaydı bölümü çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Peter Quill dünyanın en güçlü kahramanlarına saldırsaydı Ego Peter Quill'i bulup büyük ihtimalle güçlerini verecek öyle biliyorduk. Avengers'a saldırması ilgi çekici, güzel bir bölüm olabilir. Kahori dünyayı yeniden şekillendirseydi bölümün ismi ama işte Tesseract Kahore'nin bulunduğu yere düşseydi yani Kızılderililer miydi? O bölgeye düşseydi. Hela ona halkayı bulsaydı bu ilgi çekici olabilir. Wenwu olacak, Odin olacak bu bölümde ve Hela ilgi çekici duruyor bu bölüm. Iron Man Grandmaster'la karşılaşsaydı bunu zaten ilk sezonda yayınlayacaklardı aslında ama işte Tony Stark'ın Sakaar'a gitmesine konu edecek. Çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Gamora da yer alacak ilk sezonda gördüğümüz. Happy Hogan Noel'i kurtarsaydı bu da çok ilgi çekici durmuyor açıkçası. Kaptan Carter Hydra Stomper'la savaşsaydı bu da ilk sezonun devamı Kaptan Carter bölümünün. Avengers 1602 yılında toplansaydı 1602 yılında geçecek bir bölüm ilgi çekici olabilir. Böyle farklı zamanlarda geçen o temalı bölümleri, konuları seviyorum ben çizgi romanları. Strange Supreme müdahale etseydi yani ilk sezonda gördüğümüz Strange büyük ihtimalle geri dönecek ama çok fazla bir detayımız yok. Wanda ve Strange'in Surtur'la savaşacağı bir bölüm olması bekleniyordu ama yer almıyor. Umarım bir sonraki sezon ertelenmemiştir. Yani burada ismi farklıdır.
görebiliriz o bölümü ve şimdi haftanın son haberine geliyoruz. Fantastic Four filminin yönetmeni Matt Shackman açıklamalarda bulundu. Filmin çekimlerinin 2024 baharında başlayacağını açıkladı. Tabii ki grevler daha fazla uzun sürmezse grevleri de konuşacağız ama Fantastic Four oyuncu kadrosunun belirlendiğini ve bu SAG-AFTRA grevinden sonra da açıklanacağını duyurdu. Matt Shackman sonunda artık çok az kaldı öğrenmemize sızabilir tabii ki de kaynaklar paylaşabilir Marvel'a yakın kaynaklar. Grevli halde görüştüler. Görüşmeye devam ediyorlar. Umarım artık önümüzdeki hafta bitirirler. Fantastic Four kadrosu belirlendiyse grevlerden önce belirlenmiş olması lazım. Grevlerden önce neyi biliyorduk? Biz Vanessa Kirby Sue Storm'u canlandıracak. Bu büyük ihtimalle doğru. Reed Richardson aktörü hiç yani belirlenmedi diye haberler vardı. Adam Driver belki de aldı. Çünkü en yakın oydu ama sonra vazgeçti, kabul etmedi gibi haberler vardı. Bu ilginç. Joseph Quinn büyük ihtimalle aldı Johnny Storm rolünü. Evet, yani o ikisi kesin gibi diyebiliriz. Çünkü en son ve en ciddi Vanessa Kirby ve Joseph Quinn'in isimleri çıktı. Büyük ihtimalle onlar Fantastic Four'da yer alacak. Ama işte The Thing ve Mr. Fantastic rolleri belli değil. Evet, bu güzel haberle videoyu bitiriyoruz. Dediğim gibi dolu bir bölümdü. Birçok haber vardı. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere.